Bunlar bonus maç. Bak bu maç bonus maç. Bunu kazan, Göztepe'yi kaybet. Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 maçına bakalım. Bak bunu kazan, Göztepe'yi kaybet. Bak, beraberlik bile çok önemliydi. Bu maçı kaybetme. Beraberlik bile abi, bir de şimdi şöyle çok şey oldu. Yenilmeyeceksin abi. Yenilmiyorsun. Bu maçta da rakibine kazan. Kendi evinde, kendi seyircinin önünde oynuyorsun. Rakip 10 kişi kalmış. 10 kişi kaldı. Bakıyorsun sahaya, hangisi 10 kişi anlamıyorsun yani. Ben 10 kişi kaldığında şey evat dedim. Böyle şey olur mu ya? Bu arada ekrana küçük küçük Sivas Spor'la ilgili bilgiler yansıyor. Bütün maçlarında gol atmayı başaran tek takım Sivas Spor. Konuşacağız da. Bir de baba bir şey söyleyeceğim. Fernando yok. Mert Hakan yok. İki tane. Evet. İki tane adam var yani. Evet, söyledim. İki tane adam takımda yok. Yani. Orta sahada Ziya'yı kullanıyor. Müthiş oynuyor bak. Şimdi 5 haftalık seride Ziya'yı orta sahada kullanıyor. Sevgili dostlar. Göztepe Rize deplasmanı arka arkaya. İçeride Gaziantep. Başakşehir deplasmanı Trabzon maçı. Göztepe yani, çok zor. Bu 5 hafta yeniden 5 haftaya aldık. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin olduğu evet. Hafta 23. hafta. Ondan sonra hani biraz daha o haftadan sonra 24. haftada biraz daha belki resim netleşebilir diye düşündüğümüz için. 3 maç mesela Göztepe, Başakşehir, Trabzon çok zor. Yani 3 maçı burada. Ötekiler de zor ama ilk bu kağıt üstüne baktığın zaman Göztepe formda şu an. Yani Fener Galatasaray maçında Trabzon Beşiktaş oynuyor. Yani evet. O hafta bir de. Yani, bu 5 maçın 3'ü inanılmaz zor bence. Valla Rize deplasmanı da bugün baktım. Rize Gençler Birliği ya düzgün ama, savunma yapan bir takım. Yani bakıldığı zaman ben yine diyorum Göztepe, Başakşehir, Trabzonspor maçları çok zor geçer Beşiktaş için. Öyle. Çok zor. Ya bence her maç zor da Beşiktaş fizik olarak Sivas maçında son bölümde çok düştü. Ya Beşiktaş'ın Sivas'ın o fizik gücü var ya. Sürtün Abdullah Hoca zor çıkar ben sana söyleyeyim. Çok yani zor bak, bu Göztepe hafta. Deplasman, Rize deplasman. Bugün bak golcü almışlar. Göztepe'nin stat açılışı var. Şikoda'yı almışlar. Adam yaşlı maçlı diyorsun ama tak tak adam iki tane. İkinci gol ele. Hepsi zor. Hepsi zor. Golcü yani tabii başka hiçbir türlü olmayacak bir gol attı adam yani. Hani sol ayakla yaptığı inanılmaz gol vuruşu. Bak bu arada gelen bir bilgiyi paylaşayım. Hani biz demin Beşiktaş'ın mali yapılandırması ile ilgili konuşuyorduk ya. Mali yapılandırma anlaşması yapınca başka finans kuruluşlarına daha iyi şartlarda kredi bulsan bile o krediyi alamıyorsun. Yani her türlü yeni bulunan gelir önce yapılandırma yaptığın bankaya gidiyor. Tabii. Banka sana sonra veriyor. Bankanın kontrolünde her şey artık. Tabii ki. O anlaşmayı yaptıktan sonra. Demek ki Ali Koç o yüzden yapmıyor. Bu bankanın suçu mu? Hayır. Şimdi adam kendi verdiği parayı garantiye almak ister. Herkes de kendi şartlarını korumayı. Ayrıca bankanın verdiği para da halkın parası yani. Tabii. Kaç kişinin hesabı var o bankalarda? Tabii ki. Bu doğru bir yaklaşım ama bunu düşüneceksin. Şimdi ben Onu düşüneceksin, onu düşüneceklerdi. Hicret Bey onu düşünecekti yani. Eski yönetim, ha dediler ki ya bir nefes almamızı sağlıyor bu hareket. Bunu alalım, yapmamız lazım. O zaman seçim kararı yok. Tabii. Bir şey de yok yani. Ekim ayı mıydı? Serdar, seçim kararı alındıktan sonra Burak'a sözleşmeyi uzatmışlar. Seçim kararı alındıktan sonra Burak'ın sözleşmesini bir daha uzatmışlar. Böyle bir şey olur mu ya? 38 yaşında Burak Beşiktaş'ta oynuyor. 38 kaç para alıyordu CEO? Burada konuştuk. 38 yaşına kadar. Nasıl yani? Bir kontrol uzadı, bir daha mı uzattı? Bir daha uzatmışlar. 3 yılda mı yani? 3 yıl kontratım var. Bildirilen şu an 1,5 senesi var. Yani bu sezon, yarım sezonda bitti 1,5 sene. Ama bir yıl daha onun dışında bir yıl daha varmış. Ha, tabii. Nasılmış? Görürsün. Bir kontrat daha var. 2,5 yıl mı oluyor yani zaten bu saat sonra? Evet. İnternet siteleri falan yazdı. 2,5 yılda Burak Beşiktaş'ta yani. İnternet siteleri falan bunu yazdı. Seçim bu seçim kararı aldıktan sonra yapılıyor. Yeni haber değil yani bu. Abi bir şey söyleyeceğim. Yönetim, bir eski yönetim abi seçim kararı aldıktan sonra adım bile attırmayacaksın biliyor musun? Kasayı kapatacaksın abi. Seçim kararı aldın, kayyuma vereceksin. Hiçbir şeye dokunamazsın. Hiçbir şeye dokunamazsın. Şimdi CEO kaç para alıyordu? Onda emin değilim. O rakamlar biraz abartıldığını söylüyorlar. İlk başta kaç para denildi? 120 milyar dediler, 80 milyar dediler. 120 değil, 80 denildi sonra. Ne alıyor? 120 bin TL. Sonra aylık. 80 bin TL deniyor. Aylık. 10 ayda 1.200 yani lira. Yani TL. Yok canım. Dorukhan'dan fazla almış. Şimdi mesela sonra. O adamlara mesela o adamlara seçim sürecine girildiği andan itibaren evet. Gönderilmiş şeylere falan verilmiş. Tazminatları falan verilmiş çoğunluk. O adamlar ne yapsın canım? Onlar karşılıklı bir iş ilişkisi. Neyse anlaştığın maaş alacaksın. O adamın suçu yok ki. O kadar sen istediğin hayır bir şey söyleyeceğim. Sen bir paraya anlaşıyorsun. O parayı vermesek çıkar mısın buraya? Ama 1000 lira ama 100 bin lira. Tamam da o adam alıyor mu o parayı sence o kadar? Sonra hak, ediyor o hak ediyor mu? Hak ediyor mu kelimesi ya, çok daha şey. Başka. Evet. O mu alıyor? O ayrı bir şey. Onu biz tartışamayız. Sen imzalıyorsan o sözleşmeyi
o sözleşmenin gereklerini yerine getireceğim. Onu o kuruma getiren, o maaşı yani, belirleyen artı yapılan transferler lazım. Hep eski yönetim yaptı değil mi transferi? Olacak Lens, iş değil. Yani Lens, doldurmuşlar adamı. 4 yıl Lens'den 4 Lens yıl. Lens daha olsun. Önceki. Alınan Rebocho, öbürleri, diğer oyunculara bak. Yani şöyle Diaby, bakıyorum. Oyuncu dünkü kalitesi. Maçta mesela çok biraz güçlü, Vida, çok. Biraz Enkudu, Serdar. Yani Diaby falan. Vida, Enkudu. Bence Enkudu. Başka da yok. Atiba işte. Ya işte Atiba biraz. Biraz zaten sonra. Büyük takımları Allah'tan yabancı Atiba kalitesi var. Bilirler zaten. Yani o adam da nereye kadar? Nereye kadar? Yabancı Allah'tan kalitesi Atiba düşük işte. Geçen sene bunun en büyük örneğini Fenerbahçe yaşattı. Yabancı kalitesi çok kötüydü. Zaten ligdeki sıralamadaki yerine tabii baktığı zaman görüyordun. Hemen gözüküyor zaten. Direkt sezon başı direkt ya. Fark yaratacak. Yabancı şey oyuncu mi? Fark yaratacak oyuncu olacak. Beşiktaş'ta resmi teklif alınan iki oyuncu var. Biri Tyler Boyd. Evet. Diğeri Atiba abi. Alıştı. Hala teklif mi geliyor? Kalabalık. Bak Tyler Boyd da piyasada yok. Kalabalık. Geldiğinden beri hiçbir ya şey yok. Sezon başı ne dedik? Beşiktaş'ın mali durumu kötü. O feda zamanı hatırla. Samet Hoca zamanı genç oyuncular aldılar. Tekrar evet toparlandılar. İyi yönettiler kulübü. İki yıl üstte şampiyon. Sonra yine bozdular iş. Sen yine aynı durumdasın. Çıkar abi 3-4 tane genç. Zaten öyle oraya gidiyor iş. Yani mecburiyetten gidiyor ama. Sezon tabii, başı tabii yapsaydın sen bu işi. Bakın. Bu oyuncuları almasaydın en azından 15 milyon euro daha kurtaracaktın. Çaresizlikten çıkar. Trabzonspor abi kaç tane genç bak, çıkardı? Şunu hani bir açıklık getireyim. Beşiktaş'ın durumu ortada ama planlaması da hazır. Aslında hepsi için geçerli. Fakat bu planlama yapılırken, bu planlama yürürlüğe girerken gözyaşı da vaat ediyorlar. Ya bu dereyi beraber geçecekler ya da bu iş tamamen bitecek yani. Batacak kulüp. Beraber geçmenin yolu, yöntemi hepsi planlı bir şekilde yapılıyor. Uzun ama camianın zorlu bir destek veriyor. Cami. Şimdi camianın içerisinde bak, ben bir önceki yönetimde varken bunu söyledim. Şu an gelen yönetime söyledim. Muhalefetti çünkü şu anki yönetim. Muhalefet ve iktidarın bir araya gelmesi lazım. Güçlerini birleştirmesi lazım. İç barışı sağlaması lazım. Bak Fikret Orman daha başkanken söyledim. Şimdi iş değişti mi? Yine aynı şey yaşanıyor. Şu an muhalefette olanlar iktidara kötüsü gittiği zaman sonuçlar sallıyor. Dolaylı yollarda. Bu da yanlış. Bir tane mi Beşiktaş var? İktidarı, efendim söyleyeyim, muhalefeti bir araya geldik. Şimdi Ahmet Nur Çebi dünkü maçta Serdar Adalı'yı davet etmiş. Ne güzel hareket. Çok güzel bir hareket. Ama Fikret Orman'ı davet etmez herhalde değil mi? Bilmiyorum, belki de eder. Desteğe ihtiyacı var işte. O oluşumu sağlaması lazım. Bakın çok net söylüyorum. Camia içerisinde sürekli işte efendim batacak kulüp, bunlar yapamayacak, şudur budur. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Ya bu kulübün başına dünyanın sayılı zenginlerini de getirsen bir 7-8 sene bir mali yapılanmaya gitmek zorunda kaldı. Yani şu anda Ali Bey Fenerbahçe'ye geldiğinde iki dönem gerekiyor dedi. Ali Bey serveti var mı? Ailesi zengindir herhalde değil tabii mi? 3-4 yani o bile zorlanıyorsa çıkamayız. O bile zorlanıyorsa düşün yani. Bu iş getirgin olmaz bu abi. Bu iş öyle kolay olmuyor. Ama burada en temel kriter, şimdi Fenerbahçe'de bu var. İç barışı var. Başkanın etrafında toplanan bir taraftar, bir camia var. Takım, hoca bunu iyi sergiliyorlar. Ama Beşiktaş'ın da bir an önce buna gitmesi lazım. Şimdi bu yönetim tamam, biz enkaz aldık, şudur budur. Artık belli bir noktaya kadar ya hepsini çok tamamen da açıkla. Çok da ağlamıyordur açıkçası. Bak, hepsini çık, evet, açıkla, de ki bu. Şartlar bu. Niye yapıldı bilmiyoruz ama bunu bilin. Fakat biz bu yükün altından kalkacak mıyız? Kalkacağız. Nasıl? Hep beraber. Eğer bu sinerji yaratırsa Beşiktaş rotasını bulur. Öbür türlü işte efendim bunlar 5-6 ay sonra gidiyor. Yok, olmaz. Olan gene Beşiktaş'a olacak. Ha, taraftar transfer ister. Değil mi? Taraftar transfer ister. Biraz şöyle bir arkadaş hata, ya. Biraz şöyle bir hata var. Arkadaş, yeni yönetimin şöyle bir hatası var. Biraz böyle biraz paralı adam lazımmış yönetime. Ya 92 milyon TL verdiler ya. Ama çok büyük. Daha ne olsun var? Yani içeride biraz 92 milyon mu dediler ya? Biraz 90. Daha ne olsun? Yani bu arada az önce söylüyordunuz ya, Trabzon ne diye? Trabzon'da 69 milyon aynı dönemde kar açıklamış. Kar açıklamış. Belli zaten. Yani. Peki Trabzon demişken şimdi Sivasspor, Demir Grup Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor ligin zirvesinde olan ve sahaya yansıyan futbollarıyla da keyif veren takımlar. Lider Demir Grup Sivasspor'un dünkü performansını hepimiz övdük. Dün takım oyununda da yine aynı şekilde, keza bugün gün boyu yayınlarda da eksiklerine rağmen
ki bu hafta da bir hayli yalnız darbe aldılar. Cezalı oyuncular var, sakat oyuncular var. Önümüzdeki hafta yani. Yanılmıyorsam Rize maçı değil mi çocuklar? Evinde bir onu sizden rica edeyim, söyleyin bana. Tabii geldi Sivas'ın bilgileri de. Rize içeride, deplasmanda Gaziantep. Yalnız Sivas'ın da kolay değil ha. Başakşehir, Trabzon deplasman. Şeyi mi takip ediyor bu ya? Beşiktaş'ı mı? Ve Alanya. Galiba. Çünkü tabii Beşiktaş takip ediyor. Evet. Başakşehir içeri, Trabzon zor, deplasmanı, Gaziantep deplasmanı kolay değil. Zaman. Şu ligin başında çok kolay bir fikstür yok açıkçası. İkinci biraz Galatasaray'ın görece, değil mi? Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe şu 6 hafta o da gelecek.